Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit, kronometre, D-Bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere ses bilgisi ile ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda EA ünlüleriyle biten fiillere YOR eki getirildiğinde EA ünlüleri I, I, U, Ü dar ünlülerine dönüşür. Buna ünlü daralması denir arkadaşlar. Bakın ağlamak fiiline yor ekini getirdiğimizde ağlıyor olur. Görmüş olduğunuz gibi buradaki A ünlüsü daralarak I'ya dönüşmüştür. Serinlemek fiiline yor ekini getirdiğimizde serinliyor olur. Burada da yine E ünlüsünün daralarak I'ye dönüştüğü görülmektedir. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü daralması yoktur demiş. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Dursun. Sus deyip adımla başlıyorum. Arkadaşlar bakın başlıyorum kelimesine bakacak olursa kelime başlamaktır. Dolayısıyla yor ekini almış. Buradaki A ünlüsünün daralarak I'ya dönüştüğü görülmektedir. Buna ünlü daralması denir. O yüzden B seçeneğini elemiş olurum. Dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. Kelimenin kökü istemektir arkadaşlar. Bakın yine E ünlüsü daralarak I'ye dönüşmüş. Bunu sağlayan da buradaki yor ekidir. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Sen yoksun diye yüreğim sızlıyor. Arkadaşlar bu sızlamaktır. Bakın A ünlüsünün daralarak yine I'ya dönüştüğünü görüyoruz. Aynı zamanda kelime burada demektir. Y kaynaştırma harfi de 3 sözcükte daralma yapar. Demek, yemek ve ne sözcüklerinde. Burada da E ünlüsünün daralarak İ'ye dönüştüğü görülmektedir. Burada da daralma vardır. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Ulu mabet seni bu gece anlıyorum ifadesinde bakın nedir? Anlamaktır. A sesinin daralarak I'ya dönüştüğünü görüyoruz. Bundan dolayı E seçeneğini denemiş oluruz. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum ifadesinde kelimenin kökü tutmaktır. Buradaki U arkadaşlar Türkçe'de iki tane ünsüz yan yana gelmeyeceği için buna biz ne diyoruz? Yardımcı ünlü diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada daralma yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıda cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükteki ünlü düşmesinin sebebi ötekilerden farklıdır demiş. Son günlerde uyku girmiyormuş gözüne. Dursun. Zihni son zamanlarda yeni projeyle meşgulmüş. Arkadaşlar bakın burada i ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Buradaki i nedir peki? Onun zihni desem iyelik eki olmuş olur. Görmüş olduğunuz gibi ünlü düşmesinin sebebi arkadaşlar nedir? Sözcüğün çekim eki almasıdır. Belgenin aslını bulmak için çok çaba sarf etti. Kelimenin kökü nedir? Asıldır. Yine belgenin aslı dediğimde şuradaki i arkadaşlar iyelik ekidir. Görmüş olduğunuz gibi burada da sözcük çekim eki alarak ünlü düşmesine neden olmuştur. Oğlunu elin bir trafik kazasında kaybetmişti. Kelimenin kökü nedir? Oğuldur. Onun oğlu desem bakın buradaki u da yine iyelik ekidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da çekim eki alarak ünlü kaybına uğramıştır. Gönlünde yepyeni bir heyecan vardı artık. Kelimenin kökü nedir? Gönüldür. Onun gönlü desem buradaki ü de yine iyelik eki olmuş olur. Burada da arkadaşlar çekim eki alarak sözcüğün ünlü kaybına uğradığını görüyoruz. Son günlerde uyku girmiyormuş gözüne ifadesinde ise kelimenin kökü uyumaktır. Uyumaktan uyku olmuş. Buradaki ku nedir arkadaşlar? Fiilden isim yapım ekidir. Görmüş olduğunuz gibi sözcük ünlü kaybına yapım eki alarak uğramıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde ünlü daralması yoktur? Akşamları odasına çekilip klasik müzik dinliyor. Nedir arkadaşlar? Bakın dinlemektir. Daraldığını görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Çocuk kendisine alınmayan bir şey için ağlıyor. Ağlamaktır. Daraldığını görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Öğretmen de bizimle aynı görüşleri benimsiyor. Arkadaşlar benimsemektir. Daraldığını görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Her akşam ansiklopediden
birkaç madde okuyor. Bakın burada arkadaşlar okumak fiil Yoriki'nin ünlü daralması yapmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kaç zamandır doğru dürüst deneme yazmıyor ifadesinde olumsuzluk eki mame'dir bu. Daralma yapmış. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde ünlü düşmesi yoktur? Bahçedeki bütün gülleri bir bir kokladı. Arkadaşlar kokudur bu. Ünlü düşmesi olduğunu görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Çalıştığı şirket için büyük bir proje tasarladı. Bakın bu da tasarıdır. Burada da ünlü düşmesi olduğunu görüyoruz. Bunu da elemiş olduk. Köydeki tavukları hemen her gün yumurtluyor ifadesinde. Bakın yumurtadan yumurtlamak olmuş. Burada da ünlü düşmesi olduğunu görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Duyduğu acı haber sebebiyle yüreği sızladı. Burada arkadaşlar sızıdır. I ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bunu da elemiş oluruz. Öğretmen başarısızlık sebeplerini belirledi ifadesinde belirledi yüklemdir. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir ünlü düşmesi olmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünlü türemesi yoktur demiş. Kısacık dursun. Daracık derken bakın A ünlüsü türemiş. Biricik derken İ ünlüsü türemiş. Azıcık derken I ünlüsü. Gencecik derken de E ünlüsünün türediği görülmektedir. Kısacık derken ünlü türemesi yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cık ekini alan sözcükte ünlü türemesi vardır demiş. Sıcacık derken bakın arkadaşlar burada sıcaktır. Ünsüz düşmesi var. Bunu elemiş oluruz. Küçücük derken küçüktür kelimenin kökü. Ünsüz düşmesi var. Bunu da elemiş oluruz. Daracık demiş dursun. Yavrucak derken arkadaşlar bakın burada da herhangi bir ünlü türemesi yok. Bunu da elemiş oluruz. Kitapçık derken arkadaşlar burada da bir ünlü türemesi yok. Bunu da elemiş oluruz. Daracık ifadesinde bakın buradaki A ünlüsünün türediği görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek kullanılmıştır? Bazı zamirler yaklaşma hal ekini alınca köklerindeki ünlü değişir demiş. Ona söyledikleri pek mantıklı değildi. Ona arkadaşlar bakın kişi zamiri değişiklik olmadığını görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Bize gerçekleri anlatacağını söyledi. Yine biz kişi zamiridir. Burada da bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Nine bana güzel bir masal anlattı. Dursun. Akşamleyin size uğramayı düşünüyorum. Size sözcüğü zamirdir. Ama kökünde bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Buraya daha önce gezmek için gelmiştik. Yine buraya işaret zamiridir. Ama kökünde de bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Ninem bana güzel bir masal anlattı cümlesinde bana kelimesi kişi zamiridir. Ben zamiri A hal ekini aldığında bana olmuş arkadaşlar. Burada da kökünde bir değişiklik görüyoruz. Ünlü değişimi olmuş. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur demiş. Gönlüm derken bakın kelimenin kökü gönüldür. Burada ünlü düşmesi var. Bunu elemiş oluruz. Giymiş demiş dursun. Bağrım derken kelimenin kökü bağırdır arkadaşlar. I ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. İlerle derken kelimenin kökü ileridir. Burada da ünlü düşmesi var. Bunu da elemiş oluruz. Ufka derken kelimenin kökü ufuktur. Burada da U ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bunu da elemiş oluruz. Ama giymiş sözcüğünde herhangi bir ünlü düşmesi olmadığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur demiş. Benzer derken kelimenin kökü benizdir. Burada ünlü düşmesi var arkadaşlar. Bunu elemiş oluruz. Nasıl derken kelime nedir? Ne asıldır? Görmüş olduğunuz gibi E ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bunu da elemiş oluruz. Kaybolan derken kelime nedir arkadaşlar? Kayıptır. I ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Uykuya derken kelimenin kökü uyumaktır. Yine U ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz.
Yollanır derken herhangi bir ünü düşmesi yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen pekiştirilmiş sözcükte pekiştirme hecesi ile sözcük arasında ünlü türemesi yoktur demiş. Arkadaşlar bu çoğunlukla kuralsız pekiştirmelerde oluyor. Bakın çepeçevre derken buradaki E ünlüsünün türediğini görüyoruz. Bu aynı zamanda kuralsız pekiştirmedir. Güpegündüz derken yine E ünlüsünün türediğini görüyoruz. Bu da kuralsız pekiştirmedir. Düpedüz derken E ünlüsü türemiştir. Bu da kuralsız pekiştirmedir. Yapayalnız derken A ünlüsü türemiştir. Bu da kuralsız pekiştirmedir. Yemyeşil derken arkadaşlar bakın ilk ünlüye kadar olan kısmı almış. Araya MPRS ünsüzlerinden biri girmiş. Farklı bir sesle girmediği için bu nedir arkadaşlar? Kurallı pekiştirmedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangilerinde ünlü daralması vardır demiş. Dinliyorum derken bakın dinlemektir arkadaşlar. E sesi daralarak İ'ye dönüşmüş. O yüzden biz bunu alabiliriz. Çırpınıyor derken bakın burada I sesi burada nedir arkadaşlar? Yardımcı ünlüdür. Burada daralma yoktur. Bunu elemiş oluruz. Biliyorum derken buradaki İ ünlüsü yine yardımcı ünlüdür. Burada da daralma yok. Bunu da elemiş oluruz. Doğuyor ifadesinde yine U ünlüsü yardımcı ünlüdür. Burada da daralma yok. Bunu da elemiş oluruz. Anlıyorum ifadesinde kelime anlamaktır. Dolayısıyla A sesi daralarak I'ye dönüşmüştür. Bunu da alabiliriz. 1 ile 5'in olduğu seçenek E seçeneğidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan birleşik fiilde ünlü düşmesi yoktur demiş. Bakın kahretti sözcüğünde I ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Zehretti sözcüğünde İ ünlüsü düşmüştür. Bunu da elemiş oluruz. Reddetti dursun. Şükretti derken Ü ünlüsü düşmüştür. Bunu da elemiş oluruz. Nakletti derken nakildir. İ ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar reddetti derken bakın buradaki D sesi nedir? Türemedir. Dolayısıyla burada ne vardır arkadaşlar? Ünsüz türemesi vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur demiş. Bakalım sevdaya dursun. Resmidir derken resimdir. Bakın burada İ ünlüsü düşmüştür. Bunu elemiş oluruz. Uykuyu derken uyumaktan gelir. U ünlüsü düşmüştür. Bunu da elemiş oluruz. Ayrılık derken kelimenin kökü ayırmaktan gelir. Dolayısıyla bunu da elemiş oluruz. İsmidir derken kelime isimdir. İ ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bunu da elemiş oluruz. Sevdaya kelimesinde herhangi bir ünlü düşmesi olmadığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 14. soruya. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde ötekilerden farklı bir ses olayı vardır demiş. Çevrilen derken bakın çevirmekten gelir. İ ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Buna da biz ne deriz arkadaşlar? Ünlü düşmesi deriz. Nasıl derken bu ne asıldır? Burada da E ünlüsü düşmüştür. Dolayısıyla bu da nedir arkadaşlar? Yine ünlü düşmesidir. Savrulan derken kelimenin kökü savurmaktan gelir. Dolayısıyla burada da ne var arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi ünlü düşmesi var. Benzer derken kelime benizden gelir. Burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ünlü düşmesi var. Olduğunu sözcüğünde ise bakın K sesi yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünsüz yumuşaması diyoruz. Farklı olanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.